belli başlı bir ideoloji temeli üzerine oturtulmuş, her ferdinin tek kıbleye dönük olduğu, bütün iş bölümlerinin bir saat nizami ile çalıştığı, herkesin ve her işin maddi ve manevi hakkını tam aldığı mükemmel ve müesses cemiyet, kısaca fil dişi kaldırımlarda, fil dişi sokaklarda giden, hiç birbirine çarpmayan, her biri birbirinin emrinde ve Allah korkusu altında, her biri bugün ölecekmiş gibi iki büklüm ve yine her biri hiç ölmeyecekmiş gibi dimdik insanların cemiyeti. Sen, bu ideali gerçekleştirmeye memur, mecbur, hatta mahkumsun. Büyük fikir, İslam'ın saffet, asiyet ve tamamiyetinden zerre feda etmeksizin, bizzat İslam'ı anlama ve anahtarın kumdaki yatağı gibi ona uyma manasına yepyeni bir idrake kavuşmak, İslam'a muhatap anlayış davasıdır. Bunu anlamak, öz keşifleri içinde müflis ve yeni bir din arama yolunda perişan insanlığı anlatmak, cihanı kaldıracak manivelanın dayanak noktasını Türkiye kabul etmek, oradan İslam alemine, oradan da topyekün beşeriyete el atıcı muazzam bir plana sahip olmak. Sen, ideali aksiyona döndürmek ve aksiyonu idealleştirmek gibi zorların zoru bu iç içe işi gerçekleştirmeye memur, mecbur, hatta mahkumsun. Bu dava etrafında saflarını halkalayabilmen için mutlaka iki müessire ihtiyaç var. Ruh ve onun emrinde kol. Düğüm burada. Her oluşa hakim kanun olarak belirtebiliriz ki suyun oksijen ve hidrojeni gibi fikir ve hareket cevherlerinin birleştiği yerde gökler bir anda suyla dolar ve yeryüzü feyizle taşar. Allah Resulü'nün kötülüklere karşı mücadelede kademe kademe aletlerini işaret buyurdukları emri hatırlayınız. Birinci derecede el yani fiil. İkinci derecede dil yani ihtar. Üçüncü derecede kalp yani nefsini muhafaza. En aşağı derecede, üçüncü derecede gömülüp orada mahfuz kalmak. İyi yapmak ve getirmek. Kötüye mani olmak ve def etmek mükellefiyeti bu iki müessiri teşkilatlandırmak zaruretini izaha yeter. Tarihin çöküntü sahifelerinde kendisine misal aramanın değil, tarihe destanlık çapta yeni bir felaket örneği vermenin mevzu şartlar içinde takip edeceğin strateji şudur. Davayı estetik, diyalektik, ideolojik ve politik sahalarda beslemek ve ocaklaştırmak. Meydana gelemeyişlerin sırrını kendi antitezinde göstermek ve ortada ne kadar zaaf varsa davan lehinde semerelendirmek. Asla küçük ve bücür oluşlara ve erişlere yanaşmamak. Sahte tesellilere, miskinliğe kapılmamak. Hepçilikten vazgeçmemek ve zerrece taviz vermemek. Strateji ve taktik dilinden anlamak ve taviz vermemeyi öküzük etme sanmamak. Millet tarlasını üniformalı ve üniformasız genç fidanlar ve yeni ekinler halinde donatmak. Yepyeni bir diyalektikle muazzam bir kültür ve telkin savaşına girişmek. Gerektiği yerde gerekeni yapmak, sır dolu bir strateji yolundan istikbalini hazırlamak. Sormak makamındayım ki, aynada çehresini seyreden ve zamanda gayesini işleyen Büyük Doğu, aslın gölgeye kendisinden daha yakın olması hikmetiyle her sahada muhatabından neyi ister? Büyük Doğu'nun muradı ve İslamcı mücadelenin hayati suali budur. Her sahada bunun cevabını ver. Salih Mirza Beyoğlu.